Gel anneciğim, otur. Şeyler fısıldaşıp duruyordunuz. Beni bilmeye hakkın yok mu? Seni dinliyorum anneciğim. Şirin, biz sonra şey yapalım. Yok, şimdi konuşacağız. Şirin, acele etmesek. Bak, senin ameliyatından sonra hallederim, tamam mı? Aa, şimdi konuşacağız. Otur. Tam sırası şimdi. Sen annemin sözünü mü dinledin? Kuzu gibi. Eskiden de böyleydi, biliyor musun? Beni hiç üzmezdi. Uydurma. Kesin çok fena bir şey yaptı, değil mi? Suçlu, o yüzden böyle. Yok anneciğim, bu sefer hiç kötü bir şey yapmadı. Bu sefer suçlu değil. Çünkü o da bilmiyordu. Neyi? Şimdi sana... hayatında duyabileceğin en önemli şeyi anlatacağım. Söyleyeceğim şey hayatının seyrini değiştirecek. Anne, korkutma beni. Dinle anneciğim. Fuat fırıldak olmadan evvel çok güzel futbol oynardı, biliyor musun? Çok hızlı koşardı. Herkes ona fırtına derdi. Geleceği parlaktı. Anne, niye şimdi bunları anlatıyorsun? Dinle, sabret biraz. O benim tanıdığım en naif, en hakkaniyetli adamdı. Sonra bir gün birileri ona şike teklif ettiler. Ama o kabul etmedi. Fuat. Ya inanabiliyor musun? Fuat elinin tersiyle onca parayı reddetti. Kabul etmedi. Sonra o gece onu arabayla çarptılar. Fuat'ın futbol hayatı o gece bitti. Bütün hayalleri toprağa gömüldü. Hayatımızda bazen her şey tek bir günde değişiverir. İşte bizim hayatımız da o gece tepe taklak oluverdi. Fuat önce alkole, sonra kumara başladı. Sonra bitmeyen bir öfke peşini bırakmadı. Adaletsizlik hissi. Ben bir şey yapamadım. Tutamadım. Ellerimden kayıverdi. Sonra onu öyle görmeye dayanamadım anneciğim. Boşandım ondan, gittim başka bir adamla evlendim. Ama o adamcağıza da çok yazık oldu, çünkü ben o adamı hiçbir zaman sevmedim. Çünkü ben Fuat'ı sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Niye işte? Ben de onu anlamıyorum. Ya tamam, eskiden iyi biriymiş ama şimdi değişti. Anne hayatımızı mahvetti. Niye kopamadın bu adamdan? Kopamazdım kızım. Ya niye işte? Çünkü... çünkü... evet. Çünkü Fuat'tan ayrıldım da... ben hamileydim.
Fuat senin öz baban. Ben hamileydim. Ben hamileydim. Fuat senin öz baban. Canım, benim sana bir haberim var. Daha doğrusu masanın almak üzere olduğu bir haber var. Benim biraz daha onun yanında olmam gerekiyor. İstersen sen benim yanıma gel, mahalledeyim. Kızım bir şey söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.